Kardeşim, bir saat de bekletilmez ki ya. Lan. Ekti mi bu yoksa beni? Beni. Beni. Vallahi ekti. Vallahi billahi ekti. Vay be. Bu kız bana eflikleri yaşatıyor. Cenazesine geç kalma diye bu telaş acele. Bu ne Leyla, bu ne? Abi, biz birkaç gün yokuz. Merak etme ve aramaya kalkma. Ayrıca erkek milleti olarak hepiniz sürünün. Defne kaçmış yani. Sağ ol yenge ya. Demesen yemin ederim anlamamıştım kaçtığını. Ben de anladım kaçtığını. Niye kaçtı? Kimle kaçtı? Nereye kaçtı? Hem bu sürünün dediği erkek milleti kim? Sürünün derken ikinci çoğul şahıs kullanmış. Demek ki bu erkek milletinin birisi sensin. Ya Leyla ver şunu ya. Ver şunu. Gözünü seveyim ver şunu. Sana soran da kabahat. Çınar, asıl sana soran da kabahat olacak ama. Yeşime bir mallık yapmış olabilir misin? Biz Yeşim'le ayrıldık. Benim Yeşim'e mallık... Yeşim'le kaçtılar. Defne de Yeşim'i tutuyor, bana sürünün diyor. He mi? Çınar şimdi buna mı takıldın sen? Ben gideyim Ezgi'yi bulayım. Ben gideyim Ezgi'yi bulayım. Ezgi kesin bunların nereye gittiğini biliyordur. Bunlar birbirinden habersiz hiçbir alt etmezler. Ezgi burada değil ki. Ani bir kararla Şile'ye acil tıp konferansına gitti. Hayır, niye kaçacaklarını bana söylemiyorlar anlamadım. Böyle salak salak sana ötmezdim. Ayrıca niye acil tıp konferansına kaçıyorlar onu hiç anlamadım. Başka kaçacak yer mi bulamamışlar? Ayaklarını kırdığımda acil alçığa alınsın diyedir o. Ulan Defne, ulan Defne. Bu işlerin hepsi senin başının altından çıkmadıysa var ya en büyük sır benim. Ha, zaten öylesin bebeğim. Söyle bakayım ne yaptın Yeşim'e de kendini yollara vurdu? Hı? Neredesin Yeşim? Neredesin Yeşim? Merak etme ha. Neler karıştırıyorsun Yeşim? Aman ya. Şimdi biri bana yaklaşsa. Ben de ondan hoşlansam. Gelsem bunu sana anlatsam. İşte sen de beni korusan. Akıl versen. Hoşlandığım adamı teste tabi tutsan. Onay versen. Bütün bunların hepsi olsa. Yeşim eğer biri varsa... Şimdi o dallamayla falan san. Ne var Barutçu? Aras, Yeşim oralarda mı? Sana ne lan buralarda mı? Ne soruyorsun? Atarlanma lan. Nerede olduğunu biliyorum da o yüzden soruyorum. Sen nereden biliyorsun lan kardeşimin nerelerde olduğunu? Nerelerde çabuk söyle. Söylemiyorum lan. He? Söylemiyorum. Ara bul tamam mı? Söylemiyorum. Üf! Yalın. Yeşim'le Defne Şile'ye tıp konferansına gitmişler. He? Ya ben de bir şey sandım ya. Of çok rahatladım Leyla. Sağ ol. Yalnız niye konferans? Vallahi ben de aynı soruyu sordum inanır mısın? Bizim Ezgi gidiyormuş da ona takılmışlar. Çınar Şile'ye gidiyor şimdi. Tamam. Söyle Barutçu'ya. Beykoz çıkışında onu bekliyorum. Şile'ye beraber geçeriz. Oldu. Görüşürüz. Bay. Beykoz çıkışında bekliyor seni. Hadi. Akşam olmadan şu defneyi bul getir de toprağın elinde kalmasın. Yok. Benim elimde kalacak kendisi. Bu zevki hiç kimseye bırakmam. Çınar, abin sorarsa ne diyeyim? Abim sorarsa ne de biliyor musun? Çınar balığa çıktı de defne de ortasına takıldı de.
Nereye gidiyor? Balığa. Balığa. Okulda mı indin çocuğu yolladı? Çık yukarı çık. Kız Pulli. Ne edersin orada? Hiç. Şöyle bir okulukla aşağılarda dolanayım da toprağa maraza çıkaracak konu bulayım dedim. Peki iyi etmişsin. Suyundan da koy. Aferin sana. Haydi. Defne'yi çağır da kocana laf sokman bittiyse kahvaltıya gelsin. Aa, o da gitti Çınar'la balığa. Bu arada siz sormadan söyleyeyim. Ezgi de tıp konferansına gitti. Hayrola kuzen? Defne ile eşim kaçmışlar. Nereye kaçmış? Bir konferansa. Kaça kaça konferansa mı kaçmışlar? Ben de sordum bunu. Bir tıp konferansıymış. Doktor arkadaşları var, Ezgi. Ona takıldıklarını sanıyoruz. Hadi canım. Doktor da mı kaçmış? Hı? Aa, yok bir şey. İyi ben de geliyorum. Seni takip ederim hadi. Bırak arabanı tek araba gidelim. İyi olur. Yeşim, bak arabayı ben kullansam mı ha? Olmaz. Böyle kafam başka bir şeyle meşgul oluyor en azından. Kızım görüş sıfır, kaza yapacağız ha. Aa ya şurada kahvaltı yapalım mı? Ben çünkü Şile'ye kadar dayanamayacağım ha yeşim. Ben kahvaltı istemem. Dondurma var mıdır sence burada? Vardır tabii kuzum, hiç olmaz olur mu? Vardır tabii hadi. İstiyorum. Hayır efendim, dondurma falan yiyemezsin aç karnına. Ay bana ne? Dondurma istiyorum ben. Sen niye alıyorsun kara kız? Vah vah. Kara kız dedi öyle. Teyzeciğim sen bize 3 kişilik kahvaltı getir. Sağ ol. Bir tane de bundan. Ay. Sağ ol kuşum ya. Yeşim ne yapıyorsun? Aramış mı diye bakacağım. Saçmalama, telefon yok. Ay sadece aramış mı diye bakacağım. Ay saçmalama lütfen ya. İstersen bir de konum bilgisi ver. Yeşim Aras iki arkadaşıyla birlikte Şile yollarında. Kaçtı ama bulunmak için can atıyor. Ay. Bana bak. Sanki Yalın Aras denen teknokötüğün kardeşi, Deniz Aras namlı teknozamparının da kuzeni oluyorsun. Senin bu telefonuna konum bulan ne programlar yüklemişlerdi. Senin haberin var mı? Açsınlar bulurlar yerimizi canım. Ama ben... Aması maması yok. Bu telefonlar açılmayacak o kadar. Ama sen çok kalpsizsin. Teknokalpsizsin sen. Yok.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.